Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün Dorco'nun 6 bıçaklı Pace 6 kullanat tıraş bıçağını inceliyoruz. Geçtiğimiz günlerde ben bu ürünleri N11'de görmüştüm. Oldukça da hoşuma gitmişti. Uygun bir fiyatı vardı. Firmadan rica ettim. Bir kutu gönderdiler denemek için. Bu kutuda 3 tane var. 3 tane kullanat tarzında bıçağımız var. Hemen şöyle de göstereyim. Şuradan ekranımıza tutalım. Şöyle. 6 bıçaklı. Aslında Gillette'in ürünlerine çok benziyor bu ürün. Gillette'in hemen onu da göstereyim. Fusion ProGlide ürünü var. Daha önce ben incelemiştim videosunu ve çok da ilgi çeken bir video olmuştu. Şöyle göstereyim. Bunun aslında birebir benzeri. Fusion ProGlide'den bir farkı var yalnız. Şunu söyleyeyim. Bunun üzerinde 5 bıçak var. Şu üst kısmında bir tane bıçak vardı. Yani bu şekilde altılı oluyordu. Burada ise üzerinde hemen şöyle çıkartayım. Şöyle parçalarını koyalım. Yani üzerinde bakın şöyle göstereyim. Biraz netlik yapalım bu ekranımızdan. Evet, üzerinde 6 tane bıçak var. Bunun üzerinde 6 tane bıçak bulunuyor. Şimdi gerçek zamanlı tıraş olacağım. Ne daha önceki videolarda yaptığım gibi. Gerçek zamanlı tıraş olup bakalım bu ürün nasıl bir tıraş kullanım keyfi veriyor. Onu size aktaracağım. Ama aktarmadan önce şunu belirteyim. Bu ürünle daha önce tıraş oldum. Bu ürün kullanat tarzı bir ürün. Fakat ben 3. olacak şu video ile beraber. 3 kere tıraş oldum. Hala da gayet güzel bir şekilde kesiyor ama benim sakalım böyle çok yoğun değil. Hani ekranda da görülüyor. Öyle çok deli gibi yoğun bir sakalım yok. Zaten çok da uzatmıyorum. Yani çok yoğun bir sakalınız varsa, çok sert sakalınız varsa belki bir seferde atmanız gerekiyor ama 20 lira olduğu için hani yaklaşık olarak 6 liraya geliyor. 6-6,5 liraya falan geliyor. O yüzden çok da dert değil. Yani bir kullanıp da atsanız çok dert değil ama 2-3 kere daha kullanabilirsiniz. Ben 3. olacak söylediğim gibi. Belki 4 ya da 5 de olacaktır. Deneyerek, kullanarak bu kaça kadar gideceğini hep beraber göreceğiz. Şimdi gelin bir tıraşa başlayalım. Hemen suyumuzu da açalım her zaman yaptığım gibi. Suyumuzu açıp yüzümüze köpük sürdükten sonra tıraşımız başlayacak. Önce şuradan biraz su alalım. Evet, suyumuzu sürdük. Şöyle. Şu anda gerçek zamanlı oluyor yani. O tıraş olacağım. Burada montaj falan yok bu arada, onu söyleyeyim. Sadece gereksiz olan kısımları aradan atarım. Şu an suyun sesini de duyuyorsunuz zaten. Şıp 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 akıyor. Köpüğümüzü sürdük. Herhangi bir ıslatma vesaire çok az yaptım. Normalde biraz daha yaparsanız sakallar daha yumuşak oluyor. Daha kolay kesilir. Tıraş olan erkek izleyicilerimiz biliyordu muhtemelen bu olayı. Şimdi tıraşa başlıyoruz. Altılı Dorco. Biraz Dorco hakkında bilgi vereyim. Dorco aslında yeni bir firma değil. Güney Koreli. Aynen Samsung'da olduğu gibi. 50'li yıllardan beri tıraş bıçağı üreten bir marka. Türkiye'de çok bilinmiyor. Hatta 7 bıçaklı ürün de var. Ama o Türkiye'de yok gördüğüm kadarıyla. Belki gelir ilerleyen aylarda, yıllarda bilemiyorum. Şöyle bir tıraşımız olalım. Suyu da kapatalım, israf olmasın. Geçtiğimiz günlerde videoların bir tanesinde öyle bir yorum gelmişti. Normalde böyle tıraş olmadığımı söylemiştim o yorumda da ama yine de şey yapmayalım, israf etmeyelim suyu. Yani tabii bir Gillette değil, onu söyleyeyim açık konuşmak gerekirse, ama kötü de değil. Yani fiyatına göre iyi, çünkü normalde siz şimdi 3 tane bıçak aldık biz. 3 tanesini, bu ürünlerin 3 tanesini Gillette'den almaya kalksanız, ProGlide'ın sadece bir tanesinin başlığı bile 19 liradan pahalı. Yani bu bir Gillette alternatifi değil ama acil durumlarda hani böyle yanımda taşıyayım, çok da para bağlamak istemiyorum derseniz aslında güzel bir ürün olmuş. Şu anda ben tıraş alıyorum. Evet, gerçek zamanlı görüyorsunuz. Montaj yok, hile yok, hiçbir şey yok. Türkiye'de yeni giriş yaptılar gördüğüm kadarıyla. Henüz böyle bir benim dışında da YouTube'da inceleyen birini de görmedim. Kendi bir kanalları var. Çok fazla video yok orada. Böyle 3-5 tane bir şey koymuşlar. Onlar da reklam tarzı bir şey zaten. Böyle deneyimsel bir video yok. İlk deneyim videosu benden gelecek muhtemelen. Vallahi bir farkını görmedim ben, yani öyle söyleyeyim. Yani fiyatına göre çok yüksek bir performans. Onu söyleyebilirim. Hani Gillette'le karşılaştırmamak lazım tabii. Ama onun yaptığı işi yapıyor mu? Yapıyor. Onu söyleyebilirim. Bir de tabii mesela böyle banyodan sonra falan tıraş olursanız daha rahat oluyor. Burada ben şimdi herhangi bir şekilde yumuşatmadım sakalları. Doğrudan önden tıraşa başladım. Normalde biraz daha yumuşattığınız zaman daha kolay tıraş oluyor. Az önce de söyledim zaten bunu. Şöyle biraz da tersten alırsak. Evet, bayağı bitti. Şu anda telefonla yapıyorum bu kaydı. Telefonun ekranına bakarak tıraş olmuş oluyorum. Evet, neredeyse bitti gibi. Şimdi biraz aynaya bakıyorum. Burada banyoda olduğum için aynadan da biraz yardım alayım. Evet. Tıraşımız bitmek üzere. Böyle kalan yerlerimiz var. Onları bir alıyoruz şu anda. Biraz da böyle tersten aldık mı? Vallahi gerçekten de söyleyeyim. Hemen şöyle bir yüzümüzü yıkayalım. Bakalım kalan bir yerimiz var mı? Şuralarda biraz çapak kalmış. Evet. Gayet güzel sinek kaydı gibi tıraş olduk. Şimdi biraz da yüzümüzü kurulayalım. Evet. Yaklaşık 5-6 dakikada tıraşımız olduk. Şimdi yorumlarımı aktarayım, deneyimlerimi aktarayım isterseniz. Açıkça söylemek gerekirse Gillette'ten çok bir farkı yok. Onu söyleyebilirim. Dediğim gibi, videonun başında da söylediğim gibi aslında bu ürünler kullanat ürünler. Yani bir sefer kullanıp atmanız gerekiyor normalde. Eğer sakalınız çok sertse zaten bir seferde işi bitecektir, onu söyleyebilirim. Ama benim gibi sakalınız çok sert değilse 2, 3, 4, 5 kere daha gidebiliyor. Yani ben ortalama haftada bir kere tıraş oluyorum. Sakalınız da benim gibiyse, çünkü bunu çok soruyorlar bu arada videolarda. Hani kaç kere gider, kaç kere kullanılır falan diye. Bu çok göreceli bir kavram arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Yani sakalınız çok sertse bir kere de atabilirsiniz. İşte seyrekse 10 kere de kullanabilirsiniz. Bu kişiye göre değişir. Ama benim sakalım, gördüğünüz videonun başına gidebilirsiniz isterseniz. Benim sakalım için ben 3 kere 4 kere bu Dorco'yu kullanabileceğimi düşünüyorum. 3 oldu bu. Sanırım daha hala bir şeyi var. Yani şu üst kısmında bir kayganlaştırıcı bant var. Mesela hala sağlam şekilde duruyor. 6 tane bıçağı var olduğunu söylemiştik. Bu bıçaklar 6 tanesi de dizilmiş. Hatta bunun 7'lisi de var ama Türkiye'de ben görmedim henüz. Belki vardır. Gelirse onu da test etmek isteriz. Altılısı gayet güzel. Yani sinek kaydı yapıyor. Şu anda okuyorum. Hani Gillette'de yaptığım tıraşlardan çok da bir farkı yok. Mach 3 olsun veya diğerleri olsun. Benzer bir deneyim sunuyor zaten. ProGlide yani 5'li olduğu için daha bir iyi bir deneyim sunuyor 3'lülere göre. Ama Dorco'nun da bunlardan eksik kalmadığını söyleyebilirim. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa, hani uygun fiyatta 6 bıçaklı bir kullanat tıraş makinesi alayım, ne alayım diyorsanız Dorco'yu önerebilirim. Genelde online marketlerde var yalnız, onu söyleyeyim. En azından ben bu videoyu çektiğim 4 Kasım'da çektim. 4 Kasım itibariyle online marketlerde daha çok var. N11'de işte gitti gidiyorda falan bulabilirsiniz muhtemelen. Onun dışında böyle hani Migros'tan alayım, şuradan alayım ben görmedim. Varsa da söylersiniz. Videonun altına yorum olarak eklersiniz. En azından takipçilerimiz, abonelerimiz de, abone olan arkadaşlarımız da duymuş olur. Güzel bir ürün olmuş. Ben beğendim. Hani fiyatına göre çok iyi. Tabii ki bir Gillette'in birebir karşılığı değil ama ondan da eksik kalmadığını söyleyebilirim. Zaten 19 lirada bir şey değil yani, hele bu devirde doların, euronun şu olduğu bu olduğu bir devirde 19 lirada bir şey değil. Ama işçiliği biraz kötü. Hani şu plastiği falan daha iyi olabilir. Şu başlık zaten çıkan bir başlık değil. Sabit duruyor. Hani çıkartabilirsiniz ama şey değil yani, değiştirilebilir başlık değil bu. Zaten böyle geliyor bu şekilde. Ama hani bu paraya da bu kadar olur diyorsunuz ve gayet de başarılı iş gördüğünü söyleyebilirim. Evet, bu videoda yine banyodaydık ve Dorco'nun 6 bıçaklı Pace 6 tıraş makinesini inceledik. Kanalıma abonesiniz biliyorum. Değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımı paylaşabilirsiniz beğeniyorsanız. Bu da hem kanalımın güçlenmesine hem de size daha farklı içerikler üretmeme destek olması anlamında benim için çok önemli. Farklı bir içerikte, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.